ritme dönüştü. Dünyadaki standart elektrik motoru bu olacaktı. Her şey için kullanılıyor. Aletlerden tertibata, hibrit araçlardan endüstriyel santrallere. İndüksiyon motoru stator denen hareketsiz çerçeve etrafındaki tel bobinlere enerji verilmesiyle çalışır. Stator, bobinlerdeki akımı bir rotora sevk eder. Bobinlerdeki alternatif akım, etraflarındaki manyetik alanlarının kuzey ile güney arasında değişmesine neden olur. Bobinlerin değişmesi sonucunda oluşan çekme ve itme, rotorun dönmesine sebep olur. Ve 100 yıl önce Nikola Tesla'nın düşündüğü fikirlerin tamamen aynısı bugün hala kullanılıyor. Buna benzer endüksiyon motorlarında. Motor iki parçadan oluşuyor. Rotor ve bobin. Bobinin içinde kuzey-güney manyetik alanları rotasyon yapar. Rotasyon sırasında da rotor onu takip eder. Tıpkı Nikola Tesla 100 yıl önce ilk prototipi yaptığında ettiği gibi.